Satrançta en zor feda pozisyonel vezir fedasıdır. Sonrasında çok fazla materyal aldım. Rakip mat olacak diye bir şey yok. Güzel sonuçlar hemen gelmez. Bir süre vezir geride. Bir şey yokmuş gibi oynarsınız. Bu konumlarda çok önceden önemli detayları, taktikleri görmeniz gerekir. Bakalım Necmettin Usta bu maçta neler yapıyor? D4, at F6, at F3, G6, C4, fil G7, at C3, D6, E4. Şahin savunması. Merkezi şimdilik bıraktı. Tabii ki sonsuza kadar böyle olacak demek değildir. Arkasında önemli düşünceler, fikirler var elbette. Burada hemen kısa rok atabilir. Ardından at C6 olabilirdi. Necmetsinov atını D7 karesinden geldi. Peki neden at en doğal yerden C6'dan gelmedi? Buna D5 temposu var. Ve kim bilir ileride belki C piyonunu merkez mücadelesinde kullanmak istiyor. Bununla birlikte atın D7 karesinden gidebileceği çok güzel etkili yerler var. At B D7'nin ardından fil E2 kısarok hazırlıkları ve şimdi E5 merkezde ben de varım diyor. Ve ilerleyen D4 piyonu hakkında ne düşünüyorsun? Burada tabii ki gerilimi tutmak, kısa rok önemli seçeneklerden bir tanesi. Petrov D5 gelmiş. Güzel. Daha fazla alan kazandı ve artık piyona bir baskı söz konusu değil. Ancak şöyle bir durum var. Şahin savunmasını tercih eden büyük ustalar bu piyon sürüşünden çok mutlu olurlar. Bunun sebebi bir mat atağı yapmak istiyoruz ve merkezin bu şekilde kapanması avantajlı bir durumdur. Bununla birlikte artık at ileriye C5 karesine gelebilir. Buradan rakibin merkez piyonuna baskı yapıyor. Evet bu piyonlar size alan üstünlüğü verir ve bu satrançta oldukça önemlidir. Ancak ilerlediklerinden dolayı bir zayıflık hedef olabilirler. Gerilerinde zayıf kare bırakabilirler. Sorumluluk artar diyebiliriz. Şimdi at C5. Piyonu nasıl tutacaksın? Problem değil. Vezir C2. Ve şimdi ne istiyor? bu mükemmel atı e4 piyonlu isteyen atı b4 ile geri göndermek bu nedenle a5 b4'ü durdurdu kısa rok kısa rok fil g5 çok güzel kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı aslında fil g5 atı almak istemiyor temel düşünce rakibim piyonu h6 karesine gelsin. Ben fili e3'e geri geldim. Ve sonrasında ilerleyen bu piyon bir zayıflık olabilir. Belki günün birinde vezir d2 tempo alacak. Tabi öncesinde bir taktik var. Fil alır c5 ve sonra at alır e5 ile piyonu kazanmak istedi. Bu nedenle atı B6 ile korudu. Şimdi A3. Ne yapmak istediği oldukça net. B4 ve atı geri göndermek. Bu sebeple Necmettin Usta piyonu bir kare daha ilerletiyor A4. Artık B4 yapılırsa geçerken alma var. İyi güzel de bu piyon boşta değil mi? Pil alır C5. E B alır C5, e piyon A4. Eğer at alır yani burada bu atın çok değerli merkez piyonunun savunmasında olduğunu bilirseniz bir problem yok. At alır A4'e, at alır E4. Biz çok daha güzel, değerli bir piyonu aldık vezir tabii ki atın savunmasında ve sonrasında merkezden şah kanadından piyonlar hareketlenecek. Tekrar A4'e geri gelelim. Bu nedenle piyonu alma düşüncesi iyi sayılmaz bu noktada. Ancak at D2 ile birlikte Artık E4 piyonunu diğer atla tuttu ve gerçekten A4 piyonunu almak istiyor olabilir. Bu nedenle fil D7 ile piyona destek. Kale A D1. Biraz erken bir karar olsa bile kötü sayılmaz. Kale D1'e geldi. Ve ataş 7 Evet. Necmettin Usta Artık F piyonunu atağa katabilir. F5 ve mat yapacak rakibi. Bunu istiyor. Ve burada bakalım. Diğer tarafta Petrov bir karşı atak yapabilecek mi? Ataş 7'nin ardından kendisinin bir düşüncesi var. Ve bu doğrultuda C5 karesindeki atı alıyor. Yani bu at burada olduğu sürece gerçekten E4 piyonu güvenli sayılmaz. Fil alır C5, B alır C5. Rakibi diğer taraftan kendisini mat etmek istiyorsa e tabii ki burada üstünlüğü bulunan vezir kanadından bir şeyler yapmak zorunda. Neden fil çiftinden vazgeçti? Artık c5 karesinde zayıf piyonu koruyan bir at yok. B alır c5'e at bir de b5'e geliyor. Filin piyonu savunmasını engelledi. Bu piyonu alabilirse uzak geçer. Oyun sonunda avantajlı olabilir. Ve tabii ki Necmettinov durmuyor. F5 ile hızlı bir şekilde mat atağına gel geliyor. Vezir bu tarafta rakibin atağını bu A4 piyonu bir süre durdurdu ve şimdi mat atağı. F5'e. Tabii ki. At, vezir, piyonun savunmasında bunu istemiyor ve o piyonu değişiyor. E alır F5. Ve tabii ki G alır F5. Çok önemli. Piyonla alıyor ki at Merkez E4 karesine gelmesin. Yani biz satrançta mat atağı yaparken merkezin açılmasını istemeyiz. Yani buraya bir at gelirse şaha doğru bu oldukça kötü olabilir. Piyon burada çok güzel. Ve iki tane hareketli piyon. Şimdi at B1 ve E4 ilerliyor. Belki bir gün fil E5'e gelecek, vezir H4'e mat fikirleri. Ve E4'ün ardından şimdi at bir C3. Evet, bu piyon sanki düştü. Şimdi Şah H8. Bu Şah güvenliğinden daha çok atak düşüncesiyle yapılmış bir hamle. Neden? kale g8'e gelecek ve rakibin şahı bu hatta. Şah h8'e. Şunu diyebilirsiniz. E a4 piyonu boşta değil mi? Tabii ki alınabilir. Ancak verilmesi kolay bir karar değil. At alır a4. At tahtanın köşesine geldi. Sonra tekrar c3'e gelecek. Bu tempoları vermeye fırsat var mı? ...Necmettinov buradan sizi mat etmek istiyor. Piyonlar geliyor. Fil E5, vezir H4, at G5. Bu filin çaprazı açılabilir. Önce rakibin atağını durdurabilirse... ...zaten A4 piyonu bir yere gitmiyor. Burada durdu, zayıf. Oyun sonunda alabilir. Bu nedenle bu piyonlar çok fazla ilerlemesin. Ben F4 ile durdurayım. Peki. Tabii ki Necmettin Usta buraların kapanmasını istemiyor. Atak düşüncesi var. E alır F3 geçerken alma. Fil alır F3. Ve tahtanın köşesindeki at ileriye doğru at G5 karesine geldi. Ve şimdi kale D E1. Ha, bu vezir ata katılma düşüncesiyle d8'den ayrıldığında belki ben kaleyle 7. yataya girebilirim. Tabi bu bir tempo kaybı. Az önce d1'e gelmişti. Kale d1'e e önemli bir karar geliyor. At alır f3. Peki kale alır f3. Neden? Vezirin çaprazı açılsın ve hızlı bir şekilde h4'e gelsin rakibin şahına bir atak ve kaleyi istedi. Dikkat! Vezir F2. Sen mat etmek istiyorsun. E peki vezirleri değişelim. Bu oyun sonu bana avantajlı olabilir. Fil çiftine rağmen. Neden? Piyon yapısı daha zayıf. A4'te zayıf piyon var. Kale savunmada. At alır C7 durumları. Değil mi? Necmettin Usta yani mat yapacak. Vezirleri değişmek yok. Vezir alır C4. Evet Petrov bunun hesabını yaptı. Piyonu bıraktı ancak güvendiği bir tercih kale F4. Vezirin nereye gidecek? Yani kendisi şöyle düşünmüş olabilir. Ben veziri istedim. Vezir B3 karesine geldi güzel. Ve şimdi at alır c7 yapabilirim. Piyon yapısı zayıf. Şah da pek güvenli durmuyor. Güzel bir pozisyon. Sizce Necmettin Usta'nın vezirini isterseniz ne olur? Mükemmel, harika, tek kelimeyle çok güzel bir vezir fedası geliyor. İnanılmaz. Bu yetenektir, hayal gücüdür. Yani, yani, diyecek bir şey. Çok zor. Fil alır B5. Yanlış görmüyorsunuz. Vezir fedası. Ve sadece at ve kaleyi aldı. Kale alır C4, fil alır C4. Peki ne elde etti vezir fedasıyla? artık b5 karesinde piyonu isteyen bir mükemmel at yok çok güçlü fil çifti ve şimdi fil d4 açmazdan veziri veya kaleyi alacak bu nedenle vezir f4 açmazdan çıktı bunu tempoyla boştaki fili isteyerek yaptı fil d3 bakın veziri feda etti ancak ne hızlı bir mat var ne çok fazla materyal aldı. Yani şu noktada pek bir şey gözükmüyor değil mi? Harika. Şimdi at alır A4 yine yapılabilirdi. Evet. Tabi burada dikkat fil D4 atı kazandırmaz. H6 piyonun savunmasında bu fil. Ancak söylediğimiz gibi bu tempoları vermek kolay alınacak bir karar değil. Burada kale E7 daha iyi, mantıklı duruyor. C7 piyonlu istedi. Kale A E8. Necmettinov artık bu piyonu bıraktı. Yani alabilirsen al diyor rakibine. Şimdi tabii ki kale alır E8, E hattını bırakırdı. Bunu istemiyor. Ve kale alır C7 tabii ki kale E1'e hemen kaybeder. Ardından kale F1. Vezir H4 kaleyi tuttu. Ve şimdi artık F5 piyonunun önü açıldı. İlerliyor F4. Rakibin şahını zayıflatmak düşüncesi. Evet. Kale alır C7 şimdi yapılabilir. Ancak vezir matı tutmak zorunda. Yani yoksa kale E1 ve kale F1 mat olacak. Bu nedenle piyonu almak yerine bir A3 sürüyor. Güvenli bir kare açtı. Ve şimdi F3 bu piyon f2 f1 vezir olacak. Almak zorunda. g alır f3. Ve artık piyon yapısı çok zayıfladı. Buradaki kareler. Necmetsinov kale alır e7 vezir alır e7 kale alır f3. Ver piyonu şah g2 piyonu tuttu, kaleyi istedi. Kale tekrar f8'e geldi. Vezirsiz oynuyor. Vezir alır c7. Çok güzel. Eğer d6 piyonunu alırsa d5'te bir geçer piyonu olacak rakibin aletlerini savunmada tutabilir. Fil F1, Şah H1, Fil E5 piyonu korudu ve atak fikirleri. Burada vezir D7 ile H3 piyonunu tuttu ve şimdi kale G8. Ne istiyor? Fil G2, Şah G1, Fil D4, Şah H2'ye geldiğinde Fil F3'e gelecek kale G2 mat kurulumu. mu? E tabi Petrov bunu görüyor ve atını E2'ye geldi. Evet boşta bıraktı bari sözüne ettiğimiz fil D4 mat temaları olmasın. Ya o kadar büyük bir baskı var ki atı boşta bıraktı. Ancak Necmettin Usta atı almıyor. Çok daha güçlü bir hamle var. Fil G2 ve terk geliyor. Harika bir vezir fedasının sonucunda iki tane fil kale mükemmel bir atak. Neden terk etti? Şah G1 tek seçenek fil alır A3 açarak şah ve veziri kazanırdı. Büyük bir materyal üstünlüğü. Bu nedenle terk. Harika bir maç. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Yorum yaparsanız da beni çok mutlu edersiniz ve videoyu beğenerek tabii ki. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.